Ne yapacağız Serdar? Sokakta nereye gidiyoruz? Balık pazarına gidiyoruz. Balıklar çok güzeldi. Aslında evet. Tadımını da yaptık. Tadımını herhalde yarın vereceğiz. Yarın vereceğiz. Kestim heyecanlı olsun diye. Ebru ile alışveriş heyecanlı oluyor. Yarın yemek. Çünkü sürprizlerle dolu oluyor. Seyredeceksiniz. Balığa gittik. Balık alışverişi için balık fiyatlarına baktık. Ama Ebru tekrar orada yine bir şey buldu. Kestane buldu. Başka ne buldun? Meyve sebze var orada. Meyve kestane, sebze buldu. Ceviz, fıstık, evet. İncir. Bir bakın, bir izleyin bakalım beğenecek misiniz? Evet, sokaktayız. Çarşı pazar dolaşmaya devam ediyoruz. Sizin için bugün balık alışverişi yapacağız. Palamut bollaşmış. Hamsinin biraz büyümesi lazımmış. Çinekop geliyor. Fiyatlar ne olmuş? Bakacağız değil mi? Mevsimi geldi. Balıklar dediğin gibi bollaşmış. Bayağı tezgahlar şu anda palamut şekilde, bayağı büyümüş. Palamutlar büyümüş. Onlara bakacağız. Bir de bu balıklar nasıl kızartılmalı? Palamutu nasıl yaparsak bu dönemde daha iyi? Hamsi yemenin zamanı mı? Hamsiyi nasıl yapmalıyız? Bunları da soracağız. Şimdi... Ebru, geldik tezgahın önüne. Evet. Bak, istavrit var. İstavrit kilo 15. Hamsi çıkmış, hamsi bollaşmış. 7 lira kilosu. Hamsi de yavaş yavaş geliyor. Esas tabii palamut. Palamutlar büyümüş. Bak, çinekop da gelmiş. Çinekop, evet. Ne kadar çinekop? 30 liraya gelmiş. Daha yeni ya ondan herhalde. Şimdi ama tabii tam palamut ve... Palamutun zamanı tabii. Şimdi palamutun önünde bayağı bir müşteri var. O yüzden istersen bir hamsiye bakalım biz. Evet. Karadeniz hamsisi. Karadeniz hamsisi. Bulgur gibi maşallah. Bulgur gibi. Bu sene bol inşallah. Ben şöyle geçeyim. Karadeniz hamsisi bu sene bol. Bol mu? Bol efendim. Ama diyorlar vatandaş ki... Vatandaş yağlı. Çok da daha yağlanmadı. Biraz beklemek lazım. Beklemeye gerek yok efendim. Çok yağlı. Boyu uzamadı lezzeti diyorlar. Büyüktür. Karadeniz olduğu için, Marmara olmadığı için, bu Karadeniz'in Sinop hamsisi olduğu için yağlıdır bu. Anladım. Marmara hamsisi biraz yaban olur. Onu bekleyeceğiz. O biraz daha bekleyeceğiz tabii ki de. Bir ay, iki ay. Kar yağsın hamsi için deniyor. Alakası yok çünkü. Yok mu? Hiç alakası yok. Eylül 1 dedim mi bu balık yenir. Bu balık yenir mi? Evet efendim. Yağlandı tamamdır. Nasıl yapmak lazım bunu? Bunu tavada. Tavada yapacağız. Tavada yapacağız efendim. Mısır unu. Mısır unu tavada. Kızgın buğulama tavada. Daha sağlıklı. Buğulama olur. Tabii ki daha sağlıklı olur efendim. Evet. Ama kızartması güzel olur. Kızartması çıtır tabii ki çıtır çıtır yener efendim. 7 lira fiyatı 7 lira. İyi. 1,5 kilo 10 liraya veriyoruz. Yine 5 liraya gelmişti. Liraydı. Sonra arttı fiyatı. 10 lira olmuştu. Evet. Bu şekilde yani. Şimdi 7 liraya geldi. 7 lira. Kaç lira olur? Şu an bu şekilde devam eder bir hafta. Yani balık pazarına iyi fiyattan mı girdi? Yani uygun fiyattan bu mı? Bu uygun fiyat. Şu an uygun. Düşer mi daha da? Düşmez. Düşmez mi? Zannetmiyorum. Çünkü azaldıkça... havalar bile... Fiyatı artar. Kaç lira olur? 10 lira falan 10 yine lira. Olur. En fazla kabadayı 10 lira. Ya 7 liradan yemek için bu aralar alın. Bu aralar alın yani. Öyle mi? Evet. Evet. Ebru, biliyorsun hamsi için sofraların kuru fasulyesi denir. Aynen. Ben buğulamayı yani, severim. Yani daha ucuz olması gerekir hamsinin. Ama galiba biraz hamsi de eski ucuzluğunda değil anladığım kadarıyla. Yani eskiden çok çok daha uygundu. Daha uygundu. Geçen gariban da yiyebiliyordu bu balığı. Büyük palamutlar yani mevsimi bir de herkesin de bak ilgisi varmış palamuta. Bize palamutu kim anlatacak? Evet buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şöyle sizi palamutların yanına alalım. Palamutlar büyüdü mü? Palamut olması gereken büyüklükte. Çok güzel. Ulaştı mı? Bu kulak tazeliğini mi gösteriyor? Bu kulak kısmı tazeliğini gösterir. Ha. Yani diyorsunuz ki taze, iri, İnsanların 17 lira. Yiyebileceği en güzel kıvamında. Tam ve mevsimi. Bir palamut iki kişiyi doyurabilecek kıvamında. İki kişilik mi bu? Yağmur dediği için daha lezzetli. Şu an zaten 800 gram, 900 gram geliyor bir tanesi. Şimdi bu ne kadardır? Bu kaç gram gelir? 800 gram, 900 gram gelir bu. İki kişilik bir tane bu? İki kişiye rahat yeter. Aynen. Yeter. Ne kadardır? Burası böyle 15 liraya kadar veriyoruz. 15 liraya iki kişi doyabilir. 17 lira yazıyor ama 15'e de alabiliyorsunuz. 15'e kadar veriyoruz. Aha, 800, 900 gram. Ama bir de şöyle bir şey söyleyelim. Bir döner olmuş 16 lira. Turşuyu patatesi basıyorlar. Bir insanın doymuyor. Bir palamut iki kişi yedim 7,5'a gelecek. Bir de böyle düşün yani. Ama büyüdü. Palamutlar bayağı büyüdü. Çok satılıyor mu? Sürümü olan çok güzel palamut şu an bol bol gidiyor. Bol bol gidiyor. Ne kadar satıyorsunuz günde? Onu bilemiyoruz. Artık sürüme göre değişiyor yani. Ya İnsanın... bu tezgah biter mi akşama? Tabii balık böylece bitiyor. Çok sürü bitiyor. Akşama bir şey kalmıyor. Peki fiyatlar düşer mi biraz daha? Yani şimdi bak bu
İri yağlı palamut Karadeniz 17 lira. Düşer palamut 15'ten aşağı düşmez. 10 lira olan palamutlar da küçük palamutlar iyi olmuyor. Ha. 15'e palamutlar iyi. Peki bu palamutu nasıl yapmak lazım? Halka halka yaptığımız zaman halkanın aralarına kanı kalıyor, acı olur. Ama filota yaptığımız zaman kanını alıyoruz. Hem acı da denk gelmiyor hem daha güzel bir kıvamla karşılaşıyoruz. Etli bir balık. Etli dolgun balık. Dolgun bir balık. Et böyle takos kestirilir ya. Takos kestirildiği için belki o yüzden merak ettim. Nasıl kestirmek lazım ben diye. Ben de şey halka halka severdim i̇şte halka, ama fileto yaptım. Fileto daha şeymiş. Çinekop gelmiş. Çinekop'a daha var. Daha bir ay var. Şimdi daha bir ay var. Orta boy boyunda. Yani. O kaça gelir? Daha gelecek. Onlar şu an 30-35 lira kilo gidiyor. Şimdi bu levrek çupra kültür balığı ya yemlerin fiyatı arttı. İthal fiyatı arttı. Fiyatlara yansıdı mı? Tezgaha yansıdı mı? Ya yemi biraz pahalı olduğu için fiyatlarda yükseklik oluyor. Ama çupra bey fazla yanaşmaya gerek yok. Peki geçen yılla kıyasladığımızda nasıl? Bolluk açısından. Bolluk nasıl? Geçen sene yoktu da bu sene bol. Fiyatlar geçen seneye göre çok değişmemiş. Doğru mu algıladım? Yok. Geçen sene mesela bunun küçükleri biz 20 liraya satıyorduk. Şimdi büyükleri 15-20'ye kadar gidiyor. Biraz en düşmüş büyükleri. Hatta. Düşmüş evet. Tam mevsimi balık yiyin diyoruz. Biz yayında geçen ne verdik? 1 kilo tavuk göğsü 30 lira dedik. 30 lira. %114 fiyatları arttı dedik. Tavuk pirzola pahalı. Et fiyatlarında bir düşüş yok. Bir düşüş yok. Balığın mevsimi etli palamut işte geçen seneyle aynı geldi. 2 kişinin doyabileceği yaklaşık 1 kiloya yakın bir balık. Yani 4 kişilik lira. Bir aileye 2,5-2 balık yeter. Aynen. Peki sadece balıkla da olmaz tabii. Bir de şey var tabii. Şimdi Türkiye'de bir balık yiyin diyorlar ya tezgahta. Türkiye'de kişi başı balık tüketimi yıllık 8 kiloymuş. Çok az tüketiyor. Japonya'da ne kadar biliyor musun? 32 kilo. Avrupa'da yine 20 kiloların üzerinde. Türkiye'de az balık tüketiliyor. Az balık tüketiliyor. Çok alışkanlığımız, balık alışkanlığımız yok. Yok. Çünkü yani sadece balıkla da doymak hani iki kişi bir de yanında böyle ferahlatıcı. Tabii salata lazım. Kolay gelsin. Şimdi burada vatandaş geliyor balığını alıyor sonra da salatasını alıyor. Nasıl peki? Ya balık olduğu sürece bizde iş oluyor. Bizim iş genelde balığa endeksli. Roka mı satıyorsunuz en çok? Genelde en kolay salata şekli roka ya. Roka aynen. Roka limonlu sirkele ye. Peki fiyatlar nasıl söylesenize bize. Hem rokayı hem marulu hem limonu hem havucu. Ya genelde bir 10 liralık bir salata falan alıyor genelde gelenler. Ama böyle bir tek bir salata yapanlar bir rokayla idare ediyor. Ne kadar roka? Roka 2 lira bizde. 2 lira. Yani 10 liralık bir harcamayla kaç kişilik? 4 kişilik güzel bir salata yapılır mı? Şey rahat rahat yetiyor. 3 kişi yok 10 liraya 3 kişi. 4'e çıkartamaz. Biraz zorlarsak 4'te olur. Benim bir gibi birisiyle normal birisi ben standartı biraz geçiyorum. Yok salatada sınır tanımaz insanlar. Dolayısıyla 4 kişi 15 liraya falan sen bir güzel büyük bir salata ya yaparsın. Bir şey salata ya. En ucuz şey de bir tek roka almıyorsun. Domatesi var. Ama yani mesela bir döner almaya çalışsan yarım ekmek döner. 15 lira çıkmıyor. 15 lira. Örnek hep aynı yerden gidiyor. Yarım ekmek dönerden gidiyor ama. Evet evet döner 15 lira veriyorsun. Kıyaslama doğru ama yani. Bizim kültürümüzde var döner. Dur bir döner alalım biz. Kıyaslama doğru. Başka şey var. 15-16 lira mı yiyor yarım ekmek döner? Tabii yani o bakımdan. Öğle yemeğinde ne yiyorsunuz? Döner mi? Ayaküstü en kolay en pratik şey oluyor. Balık sektöründeki siyah et boy uzatıyor. Boy uzatıyor. İnternetten de inceleyebilirler. Tavsiye ediyoruz. Şey sırtındaki siyah et. Evet. Ne kadar evet. Satıyorsunuz günde? Günde belli olmuyor. Gününe göre 40 kasa 50 kasa. Hafta sonu biraz daha fazla hafta herhalde. Daha fazla. 40 kasa 50 kasa. Hafta sonu 150 kasayı buluyor. Süper bir istante. Nasıl boyu? Vallahi boyları iyi mi şu normalde anda? Normalde hamsili istante biraz küçük geliyor. Ama istante çok büyüyle zaten tercih edilmiyor. Biraz lezzetli olduğu için. Hayır bugün haberler çıkıyor. Hamsinin boyu uzasın bekleyin falan diye. Yağlansın diye. Çok iyi diye. Oluyor aslında ama yani. Olmuyor. Şu an mevsimi. Bu sefer palamut yiyecek hamsini. Normal bir aileyiz. 3 kişiyiz. Palamutun tanesi 15 lira. 2 tane almam lazım. 30 lira. O biraz pahalı geliyor. Hamsi. Mesela hemen ne yapıyorum? Bir tane palamut yapıyorum. 15. Bir tane 1 kilo hamsi alıyorum. 20. 20 lira 3-4 kişi doyuyoruz. Anladım. O şekilde karıştırıyorum yani. Hamsiyle palamutu. Lüfer balığı mesela çok güzel. Lüfer balığı paşa balığıdır. Hmm. O da artık yani unuttuk gibi bir şey ama bu sene inşallah onu da bekliyoruz. O ne zaman?
İşte o da palamuttan çinekop, ondan sonra lüfer oluyor. Nasıl bu sene bol mu balık? Vallahi bu sene balıkçılık çok iyi. Yani geçen sene bol bol tatil yaptık, öyle diyelim geçen sene. Geçen sene de bol bol diye başladık, bir anda bitti. Evet, bu sene iyi. Kazanıyor musunuz bak? İyi, çok şükür yani. Geçen sene telafi yapacağız. Evet, neyse, birileri de şükür diyor. Evet evet evet, çok, çok güzel. Çok şükür efendim. Aynen, yani memnun olması var. Her şeyde bir zam var biliyorsunuz, hani dolar üzerinden. Evet. Her şeyde var. Yem fiyatları arttı deniz diyorlar mesela. Yok. Bak, denizde deniz yok. Balığında yok. Deniz balığı. Ama kültürde var. Çiftlik balığı 20 liraya alıyorduk. Geçen sene kilosunu biz alıyorduk çıprayı. Bu sene 27 liraya halde bize satıyorlar. Ebru gördüğün gibi yani balıkçı esnafı mutlu. Çünkü balık bol. Sen sever misin palamutu? Palamutu severim. Ben de severim. Ama işte o palamutu iyi yapmak lazım. Yani çok kuruduğu zaman çok sertleşiyor biraz. Hani böyle saman gibi oluyor tabiri caizse. Aynen öyle. Salata için de işte 10 liraya. 3 kişilik. 3 kişilik veya 4 kişilik zorlamayla. Zorlarsın, 10 liraya da bir salata yapıyorsun. Peki, ben evde yapmak istemedim. Onun da çözümü var. Nasıl evet. mı? Bekleyin bizi. Oraya gidelim o zaman. Oraya gidelim. Kolay gelsin. Ah, kestane. Kestane gelmiş. Kaç gün oldu geleli? 2 gün Allah. 2 gün. 2 gün. Kış geldi artık. Kış geldi. Tamam, kestane tezgahta. Merak ediyordum kaç liraya gelecek diye. Geçen seneyle aynı mı? 20 lira. Nasıl fiyat? Bu sene farklı. Daha mı? 20 lira. Kurak olduğundan sıkıntılı yani. Kestane. Böyle bol yok yani. Biraz küçük gibi ama kestaneler. Kastamonu kestane, kuzu kestane abi. Öyle mi? Büyük abi, olmaz mı? Var. Büyüğü de var. Bursa. Büyüğü kaça gelir? Bu 25 lira şu anda. Yerinde 20 lira. Kış yerinde. Geldiğinin kanıtı kestane evet. tezgahta. Evet ablam. Üzüm yanında. İncir var. İncir var. Kokul üzüm. Ceviz ne kadar? Ceviz 25. Taze 25. Ceviz markette 30 lira. Aynısı da. Pazarda 20 lira. Bunun incesidir. Baktın mı sen bunu? Yok, bakarım şimdi. 10 numara ceviz ablam. Kestane gelmiş. Efendim, Allah. Verir misin, ister misin? 20 ne kadara yok, düşer? Ne kadara düşer fiyatı? Ben sıkıntılı bu sene, düşmez. Ebru biraz daha bekleyeyim diyor. Ucuzlayınca alayım diyor. Taze fıstık. Taze fıstık. Bunun özelliği ne? Taze olması. Kaktüs incir. Ben evet, taze fıstık. Taze fıstığın kilosu 50 lira. Çünkü kuru yemiş. 50 lira. Ceviz 25 lira. Ceviz balıktan 25. pahalı. Ama Ebru cevizler büyük. Ceviz büyük. Büyük. Yani o bizim, bizim aldığımız biraz daha mı küçüktü? Biraz daha sanki daha küçüğüydü. Ne fark edecek? Gramı az gelir. Yani bilemiyorum. Tabii çok o kadar 5 liralık neyse, bir fark mı? Bu ne? Kaktüs, sen biliyor musun? Bilmiyorum, kaktüs. Dikenliymiş, onu öyle almaman gerekiyormuş. Aa, batan mı? Yani. Nasıl yiyeceğiz onu? Bu söylüyorsunuz. Ya bir kaktüs incir soyabilir misiniz bize? Bu kaktüs inciri nedir? O da Mersin, Adana yöresine ait. Antalya yöresine ait incir. Ya benim cehaletimi çok özür dilerim, ben ilk defa görüyorum. Ben de ilk defa. Yemin ediyorum, cehaletimi fağışlayın, ilk defa görüyorum. Abla şimdi Adana'da, 20 lira kilosu. Adana'da buzun üzerine yatırıyorlar, kesip böyle adam bir kişi 10 tane yedi mi? Zamanı bitti yani bunun. Bitti mi? Ya bu bizde öyle kaldı yani. Ya vardı be, ya vardı, tanesi 5 liraydı. Tanesi 5 liraydı. 5 lira aynı. İyiydi yani, büyüktü. Tanesi ne kadar? Ya 2,5 lira veriyoruz tanesi. Bunun da zamanı mı? Balıktan sonra yersin. Elimizi neye atsak zamanı bitmiş oluyor. Zamanı. Sattık be ya bunu. Çok sattınız. Hamsi bitmeden zamanlı, sen hamsiyle palamut yiyelim. Aynen aynen. Biz onu kaçırmayalım. Kaçırmayalım. Bir şeyi yakalamış olalım yani. Palamutla hamsiyi yakalamış olalım. Hadi gidelim.